Herkese merhaba. Bugün sizlerle uzun bir süre sonra bir kırtasiye videosuyla beraberiz. Kırtasiye videolarının çok istendiğini biliyorum fakat biraz daha kitap ağırlıklı olmaya başladı kanal. Çünkü burada ne yapıyorsam onu paylaşıyorum. Bir dönem ders çalışıyordum. Bu sebeple kalem kutumda ne var videoları çok sık geliyordu. Çünkü çok sık kalemlik değiştiriyordum. Ya da işte yine bir süre dolma kalemlere ve mürekkeplere çok daha fazla ilgiliydim. O süre bunlarla alakalı videolar geliyordu. Şu anda da bolca kitap okuyorum. Bu yüzden bununla ilgili videolar çekiyorum. Yani mış gibi yapmak isteyen birisi değilim. Böyle işte bir kalemlik doldurayım, içinde ne var videosu çekeyim. Yapmak istemiyorum. Gerçekten samimiyetle ne kullanıyorsam onları göstermek istiyorum. Şu anda yazlıktayız. 3 aylık bir süre zarfında başka bir evde kalmış olacağız. Yine evdeyim. Benim için böyle işte bütün gün denizde olacağım ya da böyle bütün gün havuzdan çıkmayacağım gibi bir tatil olmayacak. O yüzden yanımda epey kırtasiye eşyası getirdim. Şimdi size bunları göstereceğim. Bu videonun aynısını çok büyük ihtimalle kitaplar içinde yapmayı düşünüyorum. Yanıma getirdiğim kitapları da yine bu şekilde göstereceğim. Buraya gelen 2 kargom var. Onları da muhtemelen ayrı bir video olarak çekerim diye düşünüyorum. Şimdi bu videoya şu anda ikinci kez çekiyorum. Az önce çektiğimde bütün şeftalici, karpuzcu hepsinin sesi videoya gelmiş. Ben gelmiyor diye düşündüm. Bütün camları falan kapattım. Kurdeşen dökene kadar bu videoyu çekeceğim. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Bu kitap çantası videosunda göstermiş olduğum çantalardan bir tanesini aldım. Bunu şöyle düşündüm. Denize inerken de yanıma içerisine kitabımı ve orada ihtiyacım olacak şeyleri koyarım dedim. Bunun içerisine buraya gelirken defter doldurdum. Şimdi bu defterlerin her birini ne için kullanacağımı sizlere söyleyeceğim. Bir tane Özpek. Aslında Özpek ama ben nedense Özpek demekten pek hoşlanmıyorum. Bunu aldım. Bunu yine belki denize inerken kullanırım diye düşünüyorum. Şurasının fermuarlı oluşu biraz kullanışlı oluyor. Bir tane en son kırtasiye videosunda göstermiş olduğum Lötrum defter. Bunu book journal olarak kullanıyorum. Book journal nedir? Okuduğum kitabın tarihiyle beraber hangi kitabı okuduysam onunla ilgili kısa bilgileri yazıyorum ve sonrasında o kitapla alakalı kısaca düşüncelerimi yazıyorum. Bazen hiç yazmaya da biliyorum. Kitap eğer beni çok etkilediyse ya da gerçekten hiç sevmediysem ya da başka bir çeviriden okumam gerektiğini düşünüyorsam, yıllar sonra baktığım zaman görmem gerektiğini düşündüğüm şeyleri yazıyorum. Bununla ilgili eğer isterseniz ayrıca bir video çekerim. Şu anda bunu göstermeyeceğim çünkü hem Currents'ların içine hem de House of Holland'ın içine bu videoda göstereceğim. Ayrı bir video çekmeyi düşünmüyorum. Bir tane Rodia notepad var. Yine aynı şekilde Rodia'nın bir tane de dotpad'i var. Böyle. Bunlar her zaman zaten yanımda. English Home'dan almış olduğum bu defter. Bunu henüz hiç kullanmadım. Belki yine kullanmak isterim diye yanıma aldım. Belki hediye de edebilirim. Bilmiyorum. Daha sonra bir tane Miniso'dan almış olduğum böyle bir defter. Böyle ince defterler aldım. Bunları yine bazen kitaplarla alakalı gerçekten çok yazmak istediğim bir kitapsa hakkında onlarda kullanıyorum. Bazen böyle gezi defteri gibi yapabiliyorum fotoğraflar yapıştırarak. Şu anda bilmediğim bir yerde değilim. Burada çok farklı bir yer keşfedebileceğimi sanmıyorum. Ama belki bir yere gideriz diye. Bunlar da yanımda olsun diye aldım açıkçası. Çünkü ne zaman almasam onları kullanmak istiyorum. Ama çok uzak yerde değiliz. Seçim için de gideceğiz eve. O yüzden bir kez daha yine bunları değiştirme imkanım olacak. Bu daha önce yine böyle ajanda gibi kullandığım bir dot defter. Yine bunda da bazen böyle söz yazıp paylaşmak istediğim zaman kullanıyorum açıkçası. Bunu da şu anda söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum. Muhtemelen bu videoyu yüklediğimde dergi çıkmış olur. Kafasına göre dergisi için bir yazı yazdım. O yazıda da bu defteri kullandım. Temmuz-Ağustos sayısı 2018 Temmuz-Ağustos sayısı. Bu videoyu hangi zamanda izlediğinizi bilmiyorum ama o sayıda bir yazım yayınlandı. Bunu da buradan söylemiş olayım.
Bu çantayı da yine dediğim gibi denize inerken böyle hem içerisine kitabımı koyacağım hem de eşyalarımı koyacağım, bir çanta olarak kullanacağım. Daha sonra tabii ki de karnesleri aldım çünkü bunun içerisinde dolma kalemlerim var. Bunun içerisinde daha böyle renkli eğlenceli dolma kalemler var. Pelikan twistler, bir tane steel pen pearl, steel pen ebruli, şaruka karpuzlu ve şaruka filli. Bunlar biraz daha böyle eğlenceli kalemler benim için. Burada da daha böyle ağır kalemler var. Onları da hemen göstereyim. Pelikan M150, Kavekolar ve Lamiler var burada da. Bunların her birinin içerisine henüz aktive olmamış olsa da birer tane kartuş koydum. Renkli farklı renklerde koydum. Belki değiştirmek isterim diye. Ama her birinin içerisinde kartuş var. Zaten yanıma da aldım. Birazdan House of Holland'ın içinde göstermiş olacağım. Bu şekilde. Şişe mürekkep hiç almadım yanıma. Sanıyorum ki kartuşlar benim için yeterli olacaktır. Aklım kalmadı mı? Tabii ki de kaldı. Çünkü garnit alamadım. Daha sonra yine o Kaveco şişe kahverengiyi çok seviyorum. Onu alamadım vesaire. Oliv alamadım ama yani o riski atamadım açıkçası yol boyunca. Ama burada kartuşlarım var. Şimdi hemen bunun içine bakalım. Şimdi önce şunu göstereyim. Bu İngiliz Home'dan aldığım kırtasiye seti. Videolarımı izliyorsanız muhtemelen görmüşsünüzdür. Bunu böyle bir süre ben çantamda falan da taşıdım. Ama baktım ki yani gerçekten çok da lazım olmuyor. Zımba falan lazım olabiliyor. Bu zaten hep bir kalemlik olduğu için çantamda. Bunlar falan pek ihtiyacım olmuyor. Ama burada olabilir. Çünkü burada evde normalde hep büyük zımba var. İşte bant var vesaire. Burada öyle bir şey yok. Bu böyle küçük hani dikiş setleri olur ya. Benim için onun kırtasiye hali. O yüzden bunu hemen attım. Daha sonra şimdi kartuşları göstereyim. Şöyle. Bir tane online aldım. Biri siyah, biri pembe. Online kartuşları gerçekten çok seviyorum. Özellikle şu pembesine bayılıyorum. Bir tane Kaveco kahverengi. Kaveco'nun kahvesi herhalde benim her zaman kullanacağım, yani bittikçe kullandığım bir mürekkep. Şişesini de kullanıyorum. Yine böyle kartuşumu da kullanıyorum. Bir tane Lamy mor. Bir tane Pelikan turkuaz ve bir tane Kaveco turkuaz. İkisi çok farklı renk olarak. Zaten paketlerindeki renkler bile farklı. Daha sonra iki tane Peppermint Inkjoy. Kalemliğimi çok fazla doldurmak istemedim. Ama gerçekten yanımda olmazsa böyle iyi hissetmeyeceğim şeyleri açıkçası seçmeye çalıştım. Yani gerçekten benim için gerekli olan, psikolojik olarak da ya da kullanım açısından da gerekli olan şeyleri almaya çalıştım. Çok doldurmadım ama yine de az da değil. Şunu göstereyim. Bu Şaruka'nın karpuzlu tükenmez kalemi. Bu normalde sürekli çantamda duruyor. Bu video için eklediğim tek şey bu. Bu karpuzlu kalem ekledim. Hatta bu Rodia'nın şu küçük not pediyle genellikle şöyle birlikte duruyorlar. Daha sonra tabii ki de olmaları aldım. Eğer zaten videolarımı sürekli izliyorsanız ve beni Instagram'dan takip ediyorsanız olmalara karşı çok ayrı bir ilgim olduğunu biliyorsunuzdur. O yüzden tombala olmaları evde bıraksaydım 3 ay boyunca üzülürdüm. Hemen hemen hepsini de almışım. Böyle. Siyah yok sandım, varmış. Bu şekilde. Şuna bir şey olmuş. Evet. Böyle. Bunların çoğu 0.5 olduğu için şimdi göstereceğim. Yanıma sadece 0.5 uç aldım. 0.7 kalemlerimin içerisine de 1-2 tane uç doldurdum. Bu şekilde. Yanımda 0.5 uç var. Bunu da göstermiş olayım. Bu da Tombow. Niye bakıyorsam okudum resmen sanki. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu şekilde. Canım olmalar. Şöyle koyayım. Daha sonra bir tane Stabilovos pembe. Madem öyle şeyleri gösterdik, fosforlu kalemleri, o zaman midlinerleri de gösterelim. Bunlar da yine pastel seri.
4 rengini almışım yanıma. Hangi rengi almamışım? Yeşil almamışım. Yeşili pek sevmiyorum. Genel olarak sevmiyorum. Yani sadece kalemlerde değil. Midlinerlerde de favorim şu gri. Yani şu dörtlünün tamamını seviyorum ama şu gri benim için olmazsa olmaz. Bittikçe tek bir tane alacaksın deseler o griyi alırım midlinerların içerisinde. Bir tane Stabilo Pen 68. Bu da yine dergi okurken kullanıyorum. Kitapların altını böyle mürekkepli kalemlerle çizmiyorum. Daha sonra bir tane yine Miniso'dan almış oldum. Böyle iğne uçlu siyah jel bir kalem. Asla netlemez şimdi. Böyle. Bu sebeple ki zaten çok da fazla mekanik kalem taşıyorum. Çünkü kitapları mekanik kalemlerle, mekanik kurşun kalemlerle işaretliyorum ya da kurşun kalemle işaretliyorum. Bir tane zebra sarasa kahverengi. Sarasaların içerisinde de herhalde yine vazgeçemeyeceğim kahverengi olacak. Çünkü kahverengi kırtasiyede de çok seviyorum. Normal günlük hayatımda da çok seviyorum. Legami'nin bu en sevdiğim tipte olan böyle pandalı tükenmez kalemi. Bunu refillerini kısa zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer değiştirebilirsem ya da bununla ilgili değiştiren birisi varsa bunun refillerini bana yazarsa çok sevinirim. Çünkü aslında çok da zor durmuyor ama sanki normal tükenmez kalem refillerine göre biraz ince olduklarını düşünüyorum. Ama yanılıyor da olabilirim. Bu yüzden benim gözümü korkutuyor. Daha sonra silgi olarak iki tane Pentel silgi aldım. Bu kullanmaktan ısrarla vazgeçmediğim normal klasik silgi. Bir diğeri de yine Pentel'in kalem silgisi. Tombow'un da kalem silgisini aslında çok sevmiştim ama bilmiyorum elim Pentel'e gitmiş. Biraz daha ince. Tombow'un kalem silgisi daha ince. Daha böyle ufak yerlerde kullanacaklar için önerebilirim. Daha sonra şimdi şöyle kurşun kalemleri çıkartayım. Bir tane Dixon'ın kurşun kalemi. Bir tane Tombow Monograph. Bu her ne kadar shaker olsa da rengini falan çok seviyorum. Bunu 05'ini alacağım dedim. Hiç elim gitmedi yani 07'sinden de gayet memnunum aslında. Bir tane Pensan My IQ sanırım. Bu kalemi de çok sevdim. Böyle. Yine bir tane bunu sürekli bunu kullanıyorum bu ara. Zebra Delguard Şeffaf. Bir tane Tombow LX05. Bir tane de Oleno çıkarsa eğer yine 05 şeffaf. Yine bu da Delguard'lar gibi uç kırmayan bir mekanizmaya sahip. Düşürmeden son olarak göstereceğim şeyler. Çok fazla yanıma taş almadım çünkü o setin içerisinde var. O yüzden iki tane atmışım. Ve bunlar da yine kitap okurken kullanacağım. Fosforlu böyle ayraçlar. Burası boyanmış, çizilmiş. Benim yanıma aldığım kırtasiye eşyaları bu kadardı. Daha fazlasına ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Muhtemelen bunlar bana yeterli olacaktır. Bu kalemleri de böyle. Mesela hep şey yazılıyor. İşte bu kadar mekanik kurşun kalemi ne yapıyorsun çantanda diye. Sürekli değiştiriyorum. Her gün aynı kalemi kullanmıyorum. Ya da bir kitabı okurken ona uyumlu olan belki bir kalem seçebiliyorum. Bu kesinlikle keyif ve zevk meselesi. İşte bunlar benim çok ihtiyacım, olmazsa olmazım, nefes gibi, su gibi falan demiyorum tabii ki. Ama bu bir hobi ve bir keyif. Çok da mantık aranmaz yani. İşte mesela bir diziyi niye izliyorsunuz? Bir gerçekliği yok. Ama niye keyif alıyorsunuz anında onu izlemekten? O sebeple izliyorsunuz. Tamamen bununla alakalı bir durum. Buradan da bunun açıklamasını kısaca yapmış olayım. Bu kadardım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.